Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. An itibariyle altın bilet ödüllü bir belediye binası 12 turnuvasının içerisindeyiz. Toplamda 32 katılımcıdan eledik son 4 kişiye geldik. Buradan itibaren finale kadar altın bileti kazanan oyuncuyu bulana kadar saldırı ve defans olmak suretiyle tek tek bütün saldırıları sizlere sunmaya çalışacağım. Ve ilk eşleşme çeyrek finalde Hasan Bek ile Ali Türkmen arasında olacak ve ilk saldırıyı Hasan Bek'ten izleyeceğiz. Süper okçulu yetili tomruk fırlatıcılı bir strateji izleyecek. Kraliçesi Max, koruyucu 33, kralı ise 57 seviye. Ama ve lakin düşük seviye hero'lar olmasına rağmen bu stratejide bu seviye hero'larla bile güzel bir saldırı gerçekleştirdiğinde 3 yıldız alması çok da zor olmayacaktır. Bu arada 5 tane de yarasa büyüğümüz var. Yani yarasaları da kullanacak. Çok güzel bir stratejidir arkadaşlar. Belediye binası 11 ve 12'de. 11'de tabi yetiler yok biliyorum. Pekkalı versiyon bayağı bir güzel oluyor. Bir yandan bu saldırıyı izlerken bir yandan da bu videoya gönüllü desteğini veren Murat Demir isimli izleyicimize saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Altın bileti bize hediye etti. Biz de bu vesileyle turnuva aracılığıyla birisine altın bilet vermiş olacağız. Murat Demir, teşekkürler hemşerim. Murat'ın bizden ufacık bir ricası oldu arkadaşlar. Sanırım aktif olmayan bir klanı var. Klanına oyuncu toplamak istiyor. Açıklamalar kısmında Murat'ın köy kodunu ve klan kodunu paylaşacağım arkadaşlar. Eğer klanınız yoksa gidebilirsiniz. Belki güzel bir klan oluşturursunuz. Klanın nimetlerinden faydalanırsınız. Açıklamalar kısmında köy kodunu, klan kodunu bırakacağım Murat kardeşimizin. Evet, saldırıya bakacak olursak kral hayatta, 2-3 tane süper okçu ve 2 tane yetinin de hala daha hayatta olduğunu görüyorum. Ama ve lakin bir adet çoklu cehennem kulesi, koruyucu alteri ve X yayı köyün üçlenmesine engel olacak gibi gözüküyor. Lan bir dakika. O süper okçular X yayını indirseydi belki bir ihtimal diyecektim ama yok abi. Maalesef. %78 tırmanmaya devam ediyoruz. Evet, yetimitler topu da indirdiler. Barbarların tiplere bak. Allah'ım yarabbim, şu piksel kral var. Ben çok sevmedim ama böyle güzel de duruyor yani. Şimdi yalan yok. Clash of Clans'a böyle yakıştıramıyorum yani. Zaten olayı da bu. Piksel olacak ki eskiyi hatırlayacağız falan ama. Ne bileyim yani, yorumu size bırakıyorum. %80 2 yıldızlı açılışı yapıyoruz. Ve sırada Ali Türkmen'in bu saldırıya cevabı. Pekala efendim. Şimdi sırada Ali Türkmen'in saldırısı olacak. Birkaç tane balonla saldırıya başladı. Kraliçe yürüyüşlü bamya saldırısı. Hey gidi günler. Hibrit'in belki de en keyifli seviyesi belediye binası 12'dir arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bu arada uçan kışla değil alev fırlatıcısı tercih etmiş. Yalnız belediye binasını uyandıramazsa eğer, deprem büyüsünün de olmadığını görüyorum. Belediye binasını indiremezse alev fırlatıcı o binayı es geçebilir demedi demeyin. Tamam. Alev fırlatıcının alan hasarı ile birlikte belediye binası uyandı. Güzel. Saat 6 köşesine yakın bir pozisyondan da kraliçe yürüyüşüne başladığını görüyorum. O bir tane madenciyi ne için attı onu tam anlayamadım. Eli yanlışlıkla mı çarptı? Klan kalesini çıkartmak için de yapmış olabilir ama yok, o madenci çıkartmazdı klan kalesini. Ben anlayamadım arkadaşlar, o madenciyi niye kullandı ama sıkıntı yok. Alev fırlatıcı binayı indirecek. Kraliçeye bir adet öfke büyüsü, zıpırlara zehir, şu anda her şey yolunda gözüküyor. Ayrıca hem kraliçeden hem kraldan hem de koruyucudan da kurtulmuş oldu bu vesileyle. Madencilerin çok daha rahat bir performans göstereceğini düşünüyorum. Evet, 1 dakika 53 saniye süremiz var. Hibrit'e özel konuşuyorum. Ana saldırıya 1 dakika 40 saniye kala başladığınızda genelde her şey yolunda gider arkadaşlar. 1 dakika 40'ın altında uzatırsa time fail olma ihtimali söz konusu olabilir. Evet, bir tane daha duvar kırıcı kullandı. Kraliçeyi çok daha derinlere sokmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Üstüne bir tane daha duvar kırıcımız var. Bence doğru olanı yaptı. Şuraya bakar mısın? Kraliçe merkeze girecek. Tekli cehennem kulesini indirecektir. Çünkü özelliği hala daha elimizde. Sol alt kenardan da kralın koridor daraltmasıyla birlikte Hibrit'i sahaya sürüyoruz. Aynı zamanda kartal topuna yakın kenar olduğu için oldukça mantıklı bir hamle olarak kabul ediyorum. Tekli cehennem kulesi indi. Çoklu cehennem kulesi ise kraliçeyi öldüremeyecektir. Kasırga tuzağı da aktif. Kartal topunun üstüne doğru Hibrit'e bir adet öfke büyüsü patlatıyoruz. İyi bir öfke miydi o? Yani bence iyi bir öfkeydi. Çünkü kraliçenin öfke büyüsüne ihtiyacı olmayacaktı arkadaşlar. Belki de en iyi noktada kullandı yani. Peki 3 yıldız gelecek mi? Akıllardaki milyon dolarlık soru. 62 seviye kralımız oldukça yüksek bir canla, özelliğiyle birlikte temizlik yapmaya devam ediyor. Bir tane güdümlü şifacıyı katletti. Kral çoklu kuleyi alacak. Kaç tane madenci var? 3-4 tane ne 3-4'ü lan? Bayağı bir var. Evet, kelle avcısı da hala hayatta. Kral da ölmedi. Çatır çutur bir 3 yıldızla
hem yüzde hem de yıldız farkıyla Ali Türkmen ilk finalistimiz oluyor arkadaşlar. Tebrik ediyoruz. Hasan Bek'e de turnuvaya katıldığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu arada videomuzu beğenmeyi de lütfen ihmal etmeyiniz. Girişte söylemeyi unuttum. Reklam arası, ekmek parası. bir de ne vardı? Bir şey daha vardı aklıma. İzlemeye yeni başlayanlara da günlük taze Clash of Clans içerikleri için kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim. Derler ve giderler çeyrek finalin ikinci eşleşmesine geçelim bakalım. Pekala efendim, şimdi sırada çeyrek finalin ikinci eşleşmesi Mehmet ile Kerberos arasında olacak ve ilk saldırıyı Mehmet'ten izliyoruz. Öyle sanıyorum ki Blizzard usulü bir tazı balon diyecektim ki birden ejderleri gördüm. Zeplin kasırgaya yakalandı. En azından kartal topunu indirmemiz lazım. Tamam, görünmezlik büyüsü makul. Kartal topunu görünmez yapmasaydı bir tık daha iyi olabilirdi ama o kartal topu her türlü inecektir ama binayı alamayacak gibi gözüküyor. Aynen. Çok güzel bir temizlik yaptık. Ağır savunmalar indirdik ama velakin kasırga tuzağı belediye binasına zeplinin ulaşmasını engelledi. Yani güzel bir strateji izlerse 3 yıldız alabileceğini düşünüyorum. Zaten savunmalarda max değil. Burada hero'lardan güzel bir değer elde etmesi gerekiyor bence. 3 tane cehennem kulesini de teklide görüyorum. 2 tane öfke ve 2 tane de dondurma büyüğümüz var. Zehirimiz yok. O yüzden klan kalesindeki kelle avcısı ve zıpırı maalesef öldüremeyeceğiz. Yani öldüreceğiz de onlar vurduktan sonra anca. Tamam. Kral kraliçe kara iksir deposuna doğru. Ejderleri birer birer gönderiyor. Köşeden içeriye doğru gidiyor. Aslında mantıklı olanı yaptı. Neden diye soracak olursanız koridor daralmış noktadan direkt merkeze doğru olabilecek en iyi pozisyon buydu bence. Yani ejderler merkeze girdikleri zaman güzel saldırılar çıkıyor. Kenarları dolandıkları zaman çok yavaş oldukları için hantal kalıyorlar. Saldırının ivmesi düşmüş oluyor arkadaşlar. O yüzden ejder saldırıları yapıyorsanız her zaman için, istisnalar kaideyi bozmaz, ejderleri merkeze doğru gönderecek bir formül geliştirmeniz lazım. Evet, belediye binasının üstünde koruyucu özelliği gayet başarılı. Tekli kuleler indikten sonra en büyük tehdit hava savunmaları olacak. Yani bu kadar ejderi o iki tane hava savunmasının öldürebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Öfke büyüsünü de güzel kullandı. Yani bir nevi hız büyüsü olarak kullandı. Her iki tarafa doğru giden ejderler için de. Hava savunmaları indi. 1 dakika 10 saniye süremiz var. Kraliçe gıdım canlı hayatta. Evet, fırsatını bulduğum gibi ben bu cümleyi kurarım. Şimdi aranızdan biri çıkıp diyebilir mi şu kraliçe 64 seviye olsaydı hala daha hayatta olurdu diye. Bence olmazdı. Bence olmazdı arkadaşım. İşte hero'ların seviyesi oyunda bu kadar önemli. Evet, bu arada 3 yıldız gelecek mi? Ondan da açıkçası emin değilim. 36 level koruyucu kamyon çarpmışa döndürür adamı. İskelet tuzakları da çıktı. Eyvah. Üst taraftaki ejder büyücü kulesine ölecek gibi gözüküyor. Çünkü önünde isabet puanı yüksek olan bir iksir deposu var. Evet, koruyucu sanırım patır patır indirecek askerleri abi, inanamıyorum ya. Çok da güzel gözüküyor da. El güdümlü. 28 saniye süremiz var. Koruyucu alterinde okçu kulesini şu anda koruyucu tanklıyor. Ejder ölmedi. 23 saniye süremiz var. Hayırlı olsun Mehmetçim. Nur topu gibi bir time fail'in oldu. Evet, buna ben gönül rahatlığıyla bir time fail diyorum arkadaşlar. İki tane güdümlü hava mayını çıkmadığı takdirde ejder ve koruyucu bu köyü tamamlardı ama sürenin yeteceğini düşünmüyorum. Evet. Bu arada koruyucu sadece defansta değil, saldırıda da kamyon çarpmışa çevirir vurduğu birimleri. %98 güzel bir saldırı. Bakalım buna Kerberos'un karşılığı nasıl olacak? Pekala efendim, %99 2 yıldız veya üzeri herhangi bir sonuçta ki bu 3 yıldızı işarettir. Kerberos finale yükselen ikinci isim olabilir ama hakikaten köyü üçlemekten başka çaresi yok gibi gözüküyor. Kraliçe yürüyüşlü bir hibrit saldırısı izleyeceğiz. Birkaç tane sinsi goblinle ufak bir koridor temizliği yaptık ve kraliçeyi binaya doğru gönderecekti ama binaya gidecek mi emin değilim. Kelle avcılara dikkat, görünmezlik büyüsü yerli yerinde bir karardı. Zehri patlat hemşerim. Zehri zıpırlara patlat. Çok güzel, çok başarılı. Bir tane daha görünmezlik büyüsü kullandı. Abi inanılır gibi değil. Hibrit yapıyor ve iki tane görünmezlik büyüsü almış. Sanki böyle başına gelecekleri daha öncesinden kestirmişçesine. Yani dondurmalar belki bu kadar iş yapmayabilirdi. Görünmezlik büyüsü çok iyi iş yaptı. Ama belediye binası şifacıları görüyor. Çünkü şifacıları birazcık erken gönderdi. Kraliçenin gideceği yolu değil, gitmesini istediği yere doğru şifacıları pozisyonlandırdı. Bina inmedi. Abi inanamıyorum. Birkaç tane biliciyle. Yapma be. Yapma be. Abi çok sinir bozucu bir durum bu. Defalarca yaşadım. Kerberos, yalnız değilsin hemşerim. Yalnız değilsin. Şu yaşadığın acıyı defalarca yaşadım. Ve klan kalesindeki zıpır minyon ölmedi. Büyücülerin onu acil indirmesi lazım. Tamam.
Acaba diyorum belki bir mucize olur mu ama abi kraliçe çok az değer elde etti ya. Ve çok fazla biniciyi belediye binasını indirmek için kullanmak zorunda kaldık. Ben bu saldırıdan 3 yıldız gelebileceğini açıkçası pek de fazla ihtimal vermiyorum ama onun adı da hibrit yani. Hibritin ne yapacağı da belli olmaz. Dur bakalım. Hibrite merkezde güzel bir öfke büyüsü patlattık. Çoklu cehennem kulesi indi. Şimdi 2 tane tekli kaldı. Hibrit için çok sıkıntı çıkartmaz ama XI'ları da şakaya gelecek savunmalar değil. Ulan yalnız buradan 3 yıldız alırsa var ya hakikaten helal olsun diyeceğim. Yani Orta Doğu ve Balkanların en iyi comeback'lerinden birini gerçekleştirmiş olacak. Ama zor ya. Değil mi? Koruyucunun canı çok az. Karadaki iskeletler de hibritimizi dikkatini dağıtmaya devam ediyor. Aynen. Maalesef. Yani her zaman söylüyorum arkadaşlar. Duvar kırıcıyı ve şifacıları atacakken çok aceleci olmamak lazım. Tabi istediğin kadar dikkat et. Bazen kraliçe satış koyabiliyor. Ona yapacak bir şey yok. Bir tane gizli Tesla çıkıyor. Kraliçenin koridorunu yerle bir ediyor. Allak bullak yapıyor ama yine de yeri gelmişken söyleyelim. Kraliçeyi yöneten dünyayı yönetir. Şifacı pozisyonu çok önemli. Süper duvar kırıcı kullanmak çok önemli. Kerberos ellerine sağlık diyoruz. İkinci finalistimiz Mehmet oluyor ve şimdi final eşleşmelerine geçiyoruz. Pekala efendim, şimdi sıra geldi final mücadelelerine. Bir tarafta Mehmet, bir tarafta Ali Türkmen. Bu iki isimden birisi bugünün sonunda bir adet altın biletle aramızdan ayrılacak. Görelim bakalım neler olacak. İlk saldırıyı Mehmet Bey'den izliyoruz. Yine kraliçe yürüyüşlü, gözlerinin hastasıyım, hibritin ustasıyım felsefesinde bir saldırı gerçekleştirecek. Severiz. Hibriti severiz. Hibrit saldırıları yapanları da ayrı bir severiz arkadaşım. Mehmet Bey'e şapka çıkartıyor. Evet, kraliçe yürüyüşü başarılı gözüküyor. Duvar kırıcı başarılı. Şifacıların pozisyonu güzel. Çoklu kule indi. İkinci duvar kırıcı ile birlikte kraliçe kartal topuna doğru ilerleyecektir. Tabi şuradan sonra kışlaya gitmek istemezse kraliçe. Kelle avcısı gayet güzel. Öfkenin içerisinde 57 seviye kralı yerle yeksan ettiler. Tamam, kraliçe her türlü kartal topuna ilerleyecektir. Çok mükemmel gözüküyor. Lan kalesindeki askerler çıkmış mıydı? Ah işte bundan bahsediyorum. Kraliçe ne yapıyor ne ediyor? Bir sıkıntı çıkartıyor arkadaşım. Yani ya ne işin vardı oraya çıktın ya? Arkadaş gerçekten anlaşılır gibi değil mi? Kartal topu şifacılara döndü. Ne kadar da çirkin bir senaryo. Vurma lan. Evet, klan kalesinden bir boost alısı çıktı. Kraliçenin oraya girmesi hiç iyi olmadı arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız çoklu kule şifacıları öldürecekti ama akıllılık yaptı. Zeki davrandı ve hibriti sahaya sürdü ki çoklu kule de insin, kraliçenin de önünü açmış olsun diye. Gayet güzel. Binanın içinden hibriti geçirmemiz gerekecek ama güzel bir koruyucu özelliği zamanlamasıyla ben bu köyden 3 yıldız alınabileceğini düşünüyorum. Yeter ki koruyucunun özelliğini güzel kullansın. Madenciler neredeyse hasar yemiyor gibi bir şey. Tam patlama yakın. Bir tık daha bekleyebilirdi. Hiç sıkıntı değil. Hayırlı olsun hemşerim. Çatır çutur bir 3 yıldız geliyor gibime geliyor. Evet, bir tane iyileştirme, ekstra bir tane de dondurma büyüğümüz var. Her ikisini de eş zamanlı kullanması pek hoşuma gitmedi ama problem değil. Zaten çatır çutur üçlendi köy. Tebrik ediyorum. Evet. Belediye binası 12'de hibrit gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Hibrit ve tazı balon. İkisinden başka ben ordu kullanmam bile yani kolay kolay. İkisi de birbirinden güzeldir, güçlüdür, haberiniz ola. Bu arada defanstaki kraliçe bir türlü ölmedi lan, beni yalancı mı çıkartacaksın sen şimdi gider ayak? Yok abi, bu kadar madenci üçler bu köyü ya. Yalnız abi kraliçenin yaptığı işi görüyor musun ya? Yani var ya, vicdansız şey gibi, aynı haydut gibi girmiş duvarın arasında, ne var ne yok her şeyi katletti ya. Neyse ki indirdiler onu artık. Evet, kalan askerler bile köyün üçlenmesine yeterli olacaktır. Süreye bakıyoruz. 27, 26, 25'i gördüm. 24'ü gördüm. 24 saniye kala bu köy üçlendi. Bakalım Ali Türkmen'in bu saldırıya karşılığı nasıl olacak? Pekala efendim, oldukça terleyeceği bir saldırının içerisine girdi şu anda Ali Türkmen. Neredeyse max artı max artı, hatta neredeyse değil ya, duvarlara varana kadar hero'la her şeyi maxlamış Mehmet Bey. 25 saniye kala 3 yıldız almayı başarabilirse eğer final olabilir. Şampiyon olabilir yani ama 25 saniye ve daha uzun bir sürede eğer 3 yıldızı alırsa Mehmet Bey finalist olacak arkadaşlar. Bir türlü cümleyi toparlayamadım yine ama mevzu anlaşılmıştır herhalde. Evet, yine alev fırlatıcıyla belediye binasına doğru ilerliyor. Kraliçe yürüyüşü fena gözükmüyor ama o duvar kırıcıyı erken kullandı. Gerçi sıkıntı yok. Tamam, ikincisini de kullandığı için kraliçe derinlere girecektir. Zıpırlara bir dondurma büyüsü. Kraliçeye bir tane daha agresifinden öfke büyüsü patlattık. Gayet mantıklı, gayet makul. Bir tane daha duvar kırıcımız olsaydı aslında XI kompartmanına da girerdik ama o kadar da olmayı versin yani, öyle değil mi?
Süre çok önemli. Ali Türkmen'in saldırısında süre şu anda her şeyden önemli. Kraliçe özelliğiyle beraber tekli Cehennem Kulesi'nin gazabından da kurtuldu ama bir türlü gitmeye niyeti yok o tarafa. Aldın o tekliği kraliçe, çok güzel. Üst taraftan da hibrite başladığını görüyorum. Kral koridor daraltıyor. Binici madenciler arkasında koruyucunun ve iyileştirme büyüsünün desteğiyle birlikte merkeze doğru ilerlemeye devam ediyor. Alev fırlatıcımız hala daha hayatta. Bozuk arkadaşım, alev fırlatıcı bozuk. Oyuna 4 beden büyük geliyor. Evet, üşlenecek gibi gözüküyor. Hibrite bir öfke kral özelliğini kullandı. Tekli Cehennem Kulesi tabii ki de krala kilitlendi. Yani zibilyon tane asker olsa yine krala kilitlenecek. Sanki Allah'ın emriymiş gibi, tövbe estağfurullah. Evet, iyileştirme büyüsünü de kullandık. Şifacılar hayatta, kraliçe hayatta. Tekli kuleden ziyade beni rakip kral koruyucu ve gizli testa tarlası tedirgin ediyor. 1 dakika 12 saniye süremiz var. Kelle avcısını da devreye soktuk. 2 tane kelle avcısı kralı, bir tane vursa yeter lan, çok güzel. 1 dakikanın üzerinde süremiz var. Bir tane de sinsi goblin. Sanırım turnuvayı kazanan isim Ali Türkmen olacakmış gibime geliyor. Bayağı bir süremiz var. Gerçi o gizli testalar da birazcık sıkıntı çıkartmayacak değil ama büyücü de temizliğe yardım ediyor. Abiler şu anda bayağı bir kritik. Sinsiye at hemşerim, dikkat dağılsın. At sinsiye at. Ben olsam şuraya atardım. 43. Abi çok kritik var ya, şu anda ne olacağı hiç belli değil. Bütün madencilerimizi kaybettik. Kraliçe duvara kilitlendi. Abi inanamıyorum ya. Sen ciddi olamazsın. 33. 24 saniye kalıyor üç demişti. 25'i görürsek ekranda son olarak Ali Türkmen kazanacak maalesef. Yani maalesef derken Ali Türkmen için maalesef diyorum. Turnuvanın şampiyonu Mehmet Bey oluyor arkadaşlar. Evet, 18 saniye kala üçledi köye. Yani var ya, diyecek bir şey bulamıyorum. Çok yakın bir finaldi. Her iki tarafta 3 yıldız aldı ama turnuva kurallarımızda en kısa zamanda üçleyen kazanır kuralımız var arkadaşlar. O yüzden turnuvamızın şampiyonu Mehmet Bey oluyor. Ali Türkmen, yaşadığın hayal kırıklığını o kadar iyi anlayabiliyorum. O kadar iyi anlayabiliyorum ki. Ama işine gelmiyorsa kendi karış oynayacaksın hemşerim. Bu işler böyle. Derler ve giderler. Şimdilik bizden bu kadar olsun. Moderatör arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kendileri de burada. Sevgili dostlarım, bir selam vermek ister misiniz videoya? Selamlar. Diğeri yorganın altında kalmış galiba. Bir kişi daha vardı ama uyuyor mu kaldı? Ne oldu? Selamlar. Mikrofon açamadım. Tamam Keremciğim. Çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Moderatör arkadaşlarım olmasa bu turnuvaları yapmak gerçekten çok zor olacaktı. Yine gönüllü destekçimiz Murat Demir'e de buradan kucak dolusu saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın. Bay bay.